Merhaba arkadaşlar, EduTree Labs için hazırlanan bir videodasınız. Ben Burayan. Bu videoda ChatGPT ve ChatGPT kökenli araçların üniversite hazırlık sınavında nasıl kullanılabileceği ile ilgili bir atölye yapacağız. Mini bir atölye. Hemen başlayalım. Bu ChatGPT'nin Çin versiyonu, daha ücretsiz, üyeliksiz. Hani diğer OpenAI'ın sitesindekini de kullanabilirsiniz kendiniz. Buradakini de kullanabilirsiniz. Şimdi bakalım burada ne kalmış en son. Daha çok çalışmışız, bilgisayar bilimi. Şimdi başlıyoruz. Nasıl kullanabiliriz? Sınava hazırlanırken işleri hızlandırması için basit örneklerle başlayalım. Osmanlı dönemi de gerilemenin sebepleri neler? Bu tarz böyle sözel soruların cevaplarını zaten çok hızlı veriyor. Burada önemli noktalardan biri derinlemesine inebiliyorsunuz. Mesela biri de ekonomik sorunlar konusuna derinlemesine. Bakalım. Harf hataları önemli değil. Şöyle. İkisi arasındaki fark ne? Bunu da açayım bir tane. Burada yani OpenAI'inkinde biraz daha bir önceki soruyu daha iyi hafızasında tutabiliyor. Şu an bunları aç, ekonomik sorun gerilemenin sebeplerine daha derinlemesine iniyor. Daha da derinlemesine inebilirsiniz. Yani Osmanlı gerilemesindeki ekonomik sorunlardan olan para politikaları konusuna daha derinlemesine bak diyebilirsiniz. Birinci kullanım senaryosu bu. İkincisi, diyelim şöyle bir şey var. Planlama yapacaksınız. Diyorsunuz ki benim tarihten de başka bir konudan gidelim. Gerçi ortak ders olsun yine. Türkçe'de yazım kuralları konusunu bir haftada öğrenmem lazım. Her gün en fazla bir saat çalışabilirim. Bana çalışma programı yap. İkinci senaryomuz. Başka bir program yap derseniz başka bir program yapar. Orada da sıkıntı yok. Geçtik üçüncü senaryoya. Diyelim ki bunu diyelim. Hangi sırayla gidelim diye düşünüyorum. Türkiye coğrafyasında özellikle yer şekilleri konusunda takılıyorum. Bana çalışma ipuçları ver. Bunu da yapabilirsiniz. Zamandan tasarruf edelim diye diğer örneğe geçeceğim şimdi. Son dakika notları diye bir şey var. Last minute notes diye, bu yabancı kaynaklarda, özellikle bilgisayar biliminde. Şöyle diyebilirsiniz. Yarın biraz daha fene geçeceğim çünkü sadece sözel olmadığını görün istiyorum. Sindirim sistemi konusunda yazılı sınavım var. 12. sınıftayım. 12'de mi şu an sindirim sistemi bilmiyorum da. Yazılı da çıkabilecek örnek 5 soru var. Bu birincisi. İkincisi de şu. Bu sınava hazırlanmak için 10 dakika notlarına ihtiyacım var. Bu da son dakika notlarım. Dedim ki bu son dakika notlarını çalışırken doğru yanlış şeklinde sorular hazırla
ve cevap anahtarını hazırla. Orada o şekilde çalışsam daha iyi olur. Bunu da yapar. Bunu da diyebilirsiniz. Bu doğru yanlış ifadelerini metnin yanına koyma. En alta yapana böyle. Ama o alta yazacak. Şimdi devam edelim. Diyoruz ki peki bana indirim sistemiyle ilgili, bunu da değil mi? İndirim sistemiyle ilgili dörder şıktan da beşer oluşan test sorusu hazırlan. Bu da tamam. Burada da sorun yok. Böyle hazırlar mesela. İsterseniz 500 tane de hazırlar. Sonra şunu diyebiliriz. Burada açtım TYT-YKS'yi. Gördünüz mü? Yani çoğu zaman bilir. Bakalım doğru bildi mi? Birinci sorunun cevabı neymiş? Bursa'ymış. TYT. Aklına geleni titiz. Aklına geleni bilinç. Burada hata yapmış. Ama öyle bir sık yok. Aklına geleni bilinçle. Ha, ben şıkları yazmadım. A, B, C'de. Şöyle diyelim. Deneyelim. Doğru. Demek ki o daha aslında dil olarak uygun da. Önemli. Bakalım bilebilecek mi? Bir şunu zorlayayım bakayım bilebiliyor mu? Gördünüz mü? Çok iyi. Tamam. Bunu da yapıyor. Peki sayısal sorular. Ben daha denememiştim onları da. Bunu kopyalamak bir iş. Bunu direkt hesaplar. O yüzden faktöriyel bazlı sormamız lazım. Yapıyor mu? Şu an göremiyorum. Yok. Yapalım hemen. 13 faktöriyel bölü 10 faktöriyel. Bak şunu diyeyim mi? Zorlayacağım biraz. Toplam derslik sayısını faktöriyel bölü y faktöriyel gibi x bir şeyle evet ve y kaç aslında bu doğru muhtemelen de. O bunları şıklar bazında söylemesi lazım.
142 hangisi? Neden geliyor? Yani 13, 12, 11. Aslında 10 yanlış yapmış da olabilir. Daha net sor şeyi olan bir soru. Okunabilir bakıyorum. Kopyalarken biraz bozuluyor. Bakalım. Ekim. Teğet 11 BM. Teğet 11 Diyarbakır. Sanat. Bunları yapamadı. Yani bence soruyu güzel bir şekilde yazsam yapar. Çok zorlanacağını sanmıyorum. Ama böyle direkt kopyalayıp yapıştırıp bozuk bir şekilde belki ona özel bir şeyler de çıkar da. Orada yanlış yapıyor. Bir şey kaçırıyor. Bu A, sayılarının toplamı. Çok ilginç. Aslında dili kullanırken biz anlıyoruz. Soruyu hazırlayan anlıyor. Ama yapay zeka daha belki derinlemesine bir şey görüyor. Mesela buna göre toplamı kaçtır diyor ya. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye. Burayı kopyalayamamışız. Bu gitmiş o sayıları hesaplamış. Şuna bir bakalım. O yüzden ben de diyorum ki. Hemen bakalım. Ben doğrudur. 15'te. Bunu da yanlış yaptım. Çok ilginç. 15A. Demek ki matematik sorularında henüz sıkıntılar var. Ama dille ilgili sorularda çok sıkıntılar yok. Şimdi ben yine de ben de bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani burada yaparken yukarıdaki soruyla da bağlantı kurup yanlış yapmış olabilir. Hadi bunu GPT-4'te deneyelim. Bu kaç? 3. Ha bu hesabımda plus yok, diğer hesapta kal. Ve buna bakalım. Ve yanlış yaptı. 22 dedi. Abi B'yi rakam olarak almadı. Matematikte sıkıntı var henüz. Ama diğer sözel bilimlerde bir sıkıntı yok. Onun dışında bence bu ChatGPT'nin en iyi kullanım senaryolarından biri analojiler. Yani analojilerden kastımız ne? Mesela diyoruz ki hücrenin yapısını bir eve benzer. Ve başlıyor, diyor ki hücreleri evin dış duvarına benzer, sitoplazma evdeki havaya benzer, ev çekirdeği ev beyin merkezine, kontrol merkezi, mitokondri evin enerji kaynağı. Lizozom evin çöp kutusuna benzer. Devam et.
Endopilaz, nükleus okuyorum. Bu da yanlış yazabilir. Hücre içerisinde tıkalı hücre. Peki. Şimdi neye benzer? Koridora veya depolama alanına benzetilebilir diyor. Bunları analoji diyorlar. Hızlı bir şekilde benzetme yapıyorsunuz. Onun dışında şimdi bu yapay zeka atölyelerinin zorluğu her zaman aynı cevabı vermiyor. Yani ben bu atölyeye önceden girsem, her şeyi denesem, sonra bir daha çeksem aynı sonuçları alamayabiliyorum. Öyle ilginç bir şey. O yüzden düşünüyorum. Şeyde bir de şifrelemede çok iyi kullanıyor. Çünkü dile çok hakim olduğu için. Bizim ünlüdür Balkan Savaşları falan onlar şifrelemeler ya. Kodlamalar. Kodlamaları mesela burada değişik bir şey deneyeceğim. Atacağım şu an hücredeki isimlerini yaz. Sadece isimler. Tamam. Bu isimleri unut. Hayır. Mesela bu kadar çok şeyden zor olabilir de mesela 5 taneden ben deneyelim. Ha, bu mesela bunu buna bu şifreye bazı sesli harfleri ekle birkaç kelime haline getir ve anlaşılır bir şeye dönüştür. Böyle deneme yapabiliyorsunuz. Acıların parkı diye. Tamam. Ama hücre elemanlarındaki baş harfler büyük. Sonradan eklediğin sesli harfler küçük harfle yazılsın. Astımlar Parkı diye bir şey yap oldu. Şimdi bu şifrelemeyi yaz. Akrostiş. Her mısrada açılım olarak o organelin tanımını kullan. Anlayabilir miyim bilmiyorum. Bunu daha anlaşılır anlatabiliriz. Ya şunu evet bunu dedim. Bunu bir de Hastımlar Parkı'nda toplandı diye bir şiir yazmış da en sonunda da bu şekilde şey yaptı. Bu çok aslında zorlama bir şey yani. Bu çok daha basit şeylerden de üretilebilir tabii. Şifreleme, analoji, şiir yazma, soru çözdürme. Soru çözdürmede biraz gelişmesi lazım. Özellikle düzgün bir şekilde verilmesi lazım. Soru oluşturma, farklı şekillerde soru oluşturma, doğru yanlıştı, boşluk doldurma da yapabilirsiniz. Bu hücre... Öğretmenler için falan da. Bunu da dedik.
Kaç tane oldu bilmiyorum ama son dakika notları hazırlama, önemli noktaları hazırlama, konulardaki önemli noktaları hazırlama. Şu var mı bilmiyorum. Bakalım. Hücrelerin yapısını çalışan biri en çok hangi noktaları birbirine karıştırır? Bak güzel aslında. Yani mitokondri ile ikisi de enerji üretiyor. Hücre zarının işlevi yapısal özelliği arası falan. Bunu devam ettirebilirsiniz. Burada bitmiyor. Devam ettir, devam ettir diyebiliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Bir, soru sorup cevap alma. İki, soruda olabildiğince derinlemesine inme. Üç, ders planı hazırlama. Dört, çalışma ipuçları verme. 5. Örnek sorular hazırlama. 6. Ders notları hazırlama. Yedi, soru hazırlama. İşte true false'tu, boşluk doldurmaydı, işte şıklıydı. 8. Soruları çözme. Ha bak bir şey unuttuk, onda bakacağız. Şuralarda biraz takıldı. 9 benzetme. Bence en önemlisi bu. 10 şifreleme. Ve gerekirse bunu şiirle falan anlatma. 11. Yani daha süslü cümlelerle akılda kalması için hafıza tekniği olarak. 11. Ha, karıştırılan noktaları bulma 12. Ya şu da var da bence çok hani olur mu? Bilmiyorum. Bir saniye takıldım. Yani burada direkt böyle motivasyonel şeylerde o konuya ilgi çekici sizin için kılmak için. Ya şunu söyleyeyim mesela, yine zorlayacağım ama matematikte polinom konusu gerçekten. Varsayıları da yapabiliyor. Aslında daha ileri şeyler de var. Yani siz bir şeyi öğrenmek için burada çok boyutlu yaklaşıyorsunuz. Mesela şunu diyebilirsiniz. Çok uzun bir metin var. Burada önemli noktaları çıkarıyorsunuz. Bunları kelime bulutu yapıyorsunuz. Bir kod ver diyorsunuz. Kodu otomatik çalıştırıyorsunuz. Siz kod yazmıyorsunuz yani. Ama onlar ileri biraz daha. Şu da var. Hazır ÖSYM sitesindeyiz. Oradan yapacağım da. Mesela sizde bir metin var. Tamam mı? Böyle çok uzun bir metin olduğunu düşünün. Yani nereden bulalım? Twitter'dan alalım. Ya bunu bir metin gibi düşünün. Böyle çok uzun bir metin gibi düşünün. Ha bak benim yazı var burada, onu alalım. Böyle bir şey yazmış birisi. Aşağıdaki metni özetle. Bunu ders notu gibi düşünün. Metni özetle, önemli noktaları çıkar,
Hatta bundan test sorusu yap. Yapabiliyor muyum? Bir şeyler daha yapacaktın sen. Önemli noktaları. Bunlardan biliyor musun? Ya elinizde bir metin var diyelim. O metni alıp test sorusu da yapabiliyorsunuz. O da var. Biraz daha ilerledikçe hani şey de olacak. Görsel tarafı da olacak. Bir tane daha var. Herhalde 15 tane falan oldu. Orada da önce bir sözel soru deneyeceğim. Sonra sayısal deneyeceğim. Önce 3 farklı deneyeyim. Şunu deneyeyim. Aşağıdaki paragraf sınavda çıktı. Bana benzer bir soru üret. Benzer soru üretme meselesi. Tabii bu paragraftan üretiyor. Hayır. Bana kendi yazacağın benzer bir paragraftan üret. Mesela şey yapardım ben olsam. Bütün paragraflardaki kelimeleri, paragrafları veririm komple. Belki işte 3-5 yılın havuzunu. Sonra bu paragraflardaki kelimeleri paragraflardaki kelimeleri çıkar ve bunlardan yeni paragraflar üret derdim. Biliyor musunuz? Bu Aristoteles'e göre yaptı. Buradaki neydi? Platon'du. Şimdi tabii paragrafta olabilir. Paragrafta olabilir zaten. O kadar zor değil onun için. Yani bence şunlarda da yapması lazım. Bunlar basit sorular. Yapay zeka için. Buna benzer bir soru, matematik sorusu. Bu yanlış yazdıkça da anlıyor ya. Yavaş yavaş yazarken dikkat etmemeye başlıyorsunuz. Çünkü ne kadar dili yanlış da kullansanız kelimeleri yazıyor. O yüzden kusura bakmayın bazen yanlış yazıyor. Mesela diyeyim ki bu soru çok kolay yani. Hayır. Buna benzer çok daha zor bir ...15 tane falan kullanma metodu bulduk. Şöyle bir bakıyorum. Matematik oldum ya. Niye çözemedim? Bunları çözmesi lazım. I20 Bursa. Allah Allah. I20 Ceyhan. Çok iyi. Burada. Ceyhan. Buralarda bir sorun var. Niye çözemiyor?
Yok, bu aramanın kafası pek iyi değil bu konuda. Matematik sorularında hala takılıyor. Ama dille ilgili, yani biyolojide de çok böyle sorun olacağını sanmıyorum. Biyoloji. Deneyelim de. Yani metin bazı şeylerde şu anda bir sorun yok. Matematiğe de yakında geçer. Yani cevap C. Bakalım biyolojide de takıldı mı? Yok. Biyolojiyi takır takır çözüyor, bir de açıklıyor da. Yani oralarda çok sorun yok. Matematikte 1-3 mü dedi? 1-3 yok. Bakalım. Şıklar şu şekilde. Diye şıkları yanlış hazırlamışlar. Benim cevap doğru. Bakmak lazım bunları. Yok vallahi, süper durum. Bence devam bir değil. Low ısrar ediyor. Bir kontrol ederek bakmak lazım soru çözdürürken. Makine, yapay zekanın çalışması bizim beynimizin çalışmasına göre çok ilginç. Yani şaşırıyorsunuz. Bunlar tabii basit. Direkt cevap şey ya. Yani direkt belli. Hepsi olur dedi. Bir şık yok. Burada bir sıkıntı var. Demek ki sayısallarda bir tık daha bu mesela algılıyor. Yüzey gerilimi hem bu yüzey gerilimi birkaç şeyle karıştırılıyordu hatırladığım kadarıyla. Bence bunu da yanlış yapacağım. Kısmen yüzey gerilimiyle açıklanıyor. Muhtemelen bunun cevabı 1-2'dir. Bizimkiler öyle sever. Bakalım. Yok, 1-2-3'müş. 1'di. Kutu ver, ben hakkını yemiyorum. Yani kısmen diyor, yüzey gerilimiyle açıklanır. Doğru. Ha yok, 1-2 dedi. Üçüncü ifade, yüzey geriliminin etkisi olabildiği gibi daha çok sıvıların yerleşimi ile ilgilidir dedi. Benim dediğim dedi 1-2 dedi ama
Fen de E demiş. Sevmem yalnız soruyor ya. Allah. Yakında bu tartışmaya çıkar. Şöyle bir tane daha soru alalım, bitirelim. Yani soru çözdürme halinde diğer şeyler de iyi aslında. Sorularda da bazen takılabiliyor. Fazla kusursuz davranıyor olabilir bu tarz sorularda. Ama 80 dediniz. Bu da yokuşuklar. Enteresan ya. Valla 35'tir. Şimdi 21B mi bakayım da. Da yanlış yaptım. Hayır. Yapay zeka işte buralarda biraz daha ben ne desem zaten. Buralarda biraz daha 3,5'ta belki ChatGPT 3,5'ta sorun var. 4'te daha toplamıştır buraları. Tekrar tekrar özür dileyerek bundan sonra şunu yapabilirsiniz ama anladığım kadarıyla cevap şu deyip çözdürebilirsiniz. Orada bir de öyle deneyelim bakalım. Önce bir yanlış çözsün. Bunun cevabı neymiş? Bakalım. 26 C 28 cevap. Tamam, yanlış çözdü. Doğru cevap 28 olabilir. Küme problemi herhalde bu. Evet. Nerede takılıyor? Sonunda düzeltiyor ama yine de Burada çok fazla matematiksel konsept olduğu için birbirine giriyor. İlginç. Çok büyük veri setleri üzerinde eğitimi gerçekleştiği için diyor ki çok fazla şey konsept var kafamda ve onları karıştırıyor. Çok bilince matematiği birbirine giriyor her şey yani anladığım kadarıyla. Böyle biraz daha konseptlerin birbirine az karıştırılabileceği şeylerde sorun olmuyor. İlginç. Mesela şunu karıştırmaması lazım. Çünkü bu direkt aslında bir
Hani tek boyutlu bir yaş problemi. Harun yaşını 300 falan bulmasın mı? Bak 19. Ya. Ne yani? 19 T. Şimdi ben de eğitiyorum aslında bunları eğitiyor. Yani ne oluyor? Bir dahaki sefer bir yaş problemi geldiğinde biraz daha zihninin bu tarafında kalıyor. O matematiksel şeyleri biz ayrıştırıyoruz öğreterek. Dolayısıyla şu anda biraz daha zeki. Evet, yaklaşık 15 farklı şekilde üniversite sınavına hazırlanırken ChatGPT'yi nasıl kullanabileceğimizle ilgili bir atölye yaptık. EduTree Labs'in deneysel çalışmalarından biriydi. Yeni çalışmalar için takip edebilirsiniz sosyal medyadan beni, EduTree Labs'i. Umarım faydalı olmuştur.